şifre alınmıştır der. Daha sonra ona benzeyen aynen. Ama çok da benzemeyen bir şey bulmaya çalışırsın. Aynen. Onun gibi bir şey. Uuu. Şu an Mert 1-2-3. Bu şifreyi tekrar kullanamazmış. Tamam 1-2-3 Mert. 1-2-3 Mert. Önceki şifrelerle aynı olamaz. Of ya. 1 Mert, 2 Mert, 3 Mert. O çok iyi. Şifreni yazıyorsun, kabul etmiyor. Yazıyorsun, kabul etmiyor. Daha sonra yeni şifre oluştur diyorsun. Daha sonra oluştururken sana şey diyor. Normalde kullanmak istediğin şifre yazınca. Atıyorum şu kahane olmalı ve şunları içermeli. Daha sonra ona göre bir şey yazıyorsun. Daha sonra diyor ki şu anki şifrenizden farklı bir şifre olmalıdır. Ya bir şey diyeceğim bu arada. Sen o durumda geriye dönüp o şifrenle giriş yapıyor musun? Hayır, mesela asla. Yeni şifre oluşturur. Asla. Diyorsun ki bunu unutmayacağım. Aynen öyle. Mert'i başlatıyorum. Başlat ya, bulamadım hiçbir şey. Üzerimde 3 tane item var. En azından easy'deyken stage 2'ye bir geçelim. Evet, evet. Hadi bari. Bazı sitelerin ya bir de bunlar böyle genelde en kritik siteler falan oluyorlar. Şifre konusundaki zorlamaları beni mahvediyor. Kesinlikle. Şimdiye kadar gördüğüm en saçma kural ne biliyor musun? İlk harfi büyük olamaz. Ya bir kere bir kere olasılıkları azaltıyorsun. Hackerlara yardımcı oluyorsun orada. Aynen. Bırak adam her şeyi kullansın. Diyorsun, diyor ki hacker ha ilk harfi demek büyük olamaz. E güzel. 29 tane şeyi eledik. Ya da whatever yani. Bu işin W'su X falan var. Neyse yani. Bir kısmını eledik yani. Saçma bir şey. Sana ne ya? Bana annem bu kadar karışmıyor. Bir ara şey mevzusu vardı. Senin şifrelerin nasıl? Bu şu an gerçekten konuşmak istediğimiz bir yok yani. Benim şifrelerim kardeşim en az 8 karakter. İlk harfi küçük. Bir, en az bir harf, bir sayı, bir özel karakter içeren. İlk harfi küçük. Bir şey diyeceğim. Bence benim şifresi aynı, sadece yerleri farklı karakterlerin. Hani o kadar öyle bir noktaya geldik ki hep beraber. Şimdi şöyle. Ben bir ara şifrelerimi mantıklı kelime öbekleriyle kullanıyordum. Çünkü bir ara şey oydu. Hani bilgisayar veyahut da herhangi bir şey şifreyi tahmin ederken karakter bazlı tahmin ediyor. Mantık bazlı değil. Hani o yüzden mesela atıyorum Elif'in uzun eteği ona çok yakışmıştı diye bir şifre. Çok mantıklı bir şifre aslında. Wow, evet. Gibi. Senin şifrelerin böyle mi yoksa hani şey mi? Yok benim şifrelerim. Bu arada teleporter'ı buldum. Adamsın. Benim şifrelerim şey abi. Benimle alakası olmayan bir grup sayı. Ne doğum yılın? Aynen benim hiç alakası olmayan. Yani götten sallanmış bir grup sayı. Ama benim bir sebepten dolayı bir şeylerle şey yapabildiğim, ilişkilendirebildiğim. Mesela şimdi çok saçma bir örnek vereceğim. İşte şey gibi atıyorum. Diyelim ki Hotmail için şifre koyacağım diyelim. Hotmail yazarken de 7 harf var demek ki sayılardan biri 7. Falan gibi. Hani böyle hani şey gibi sen de burada bilgisayar gibisin. Senin için aslında rastgele bir şey yoktur. Tabii unutmamam lazım. İnsan ama rastgele bir sayı söylediğinde rastgele bir şeyin sayısını söylüyorsun. Bunu bir tek şeyde yapıyorum ama bak kullandığım her yere yazdığım bir şifrem var. Yalan yok. Her yerde onu kullanıyorum. Güvenmediğim lan buradan bu şifre çalınır. Dediğim yerlere bunları giriyorum. Anladım. Ve bunu dediğim yerlere yaptım. Bir tane daha numaram var. Bunu da insanlığa bilgi olarak anlatacağım şimdi. Gmail'in şey olayı var. Mail adresini yazarken at işareti var ya. At gmail.com at'den önceki kısma herhangi bir yerine artı yazarsan artıyı ve artıdan sonra ete kadar olan karakterlerin hepsini yok sayıyor. Artıyla et arasını okumuyor diyorsun. Evet, artı da dahil olmak üzere. Yani şey yaparsa atıyorum diyelim ki
zıpırhediye.com falan gibi bir şeye üyelik alacaksın. Aha, ikinci üyeliğimi alacağım. Çünkü yok, zaten üyeliğim var. Zıpırda mı? Zıpırı salladım ve umarım tutturmuşumdur. Belki de sponsorluk alırız, belli mi olur zıpırdan. Neyse. Zıpır hediyeye güvenmiyorsun. Evet, kesinlikle alırız bir şey. Mail adresinde diyelim ki taylantaylan@gmail.com. Doğru. Üye olurken taylantaylan+zıpır@gmail.com diye alırsam mail taylantaylan@gmail.com'a geliyor. Fakat gelirken to kısmında artı zıpır kısmı da görünüyor. Sen bir şekilde şeyini kaptırırsan bu mail adresini bir yere ve o diğerler satıp da sana sonsuz reklam göndermeye başlarsa nereden linklendiğini de anlıyorsun. Vay. Kimin sattığını anlayabiliyorsun. Ama mesela onlar sence şey yapmazlar mı? Ctrl F bul ve değiştir artıyla et arasındaki her şeyi. Biliyorlarsa yaparlar ama zıpır hediye bunu biliyor mudur? Dolandırıcılar kendilerini ne kadar eğitiyorlar, ne kadar up to date'ler. Ben henüz bu bilgiyi paylaştığımda ha evet biliyorum diyen kimseyle karşılaşmadım. Sen bunu nereden öğrendin? Reddit mi? Yok. Bir tane siber güvenlikçi zıpır.com'da. Zıpır.youtube.com'da öğrendim. Bir tane siber güvenlikçi bir eleman var, Can Değer diye. Twitch yayınları yapıyor. Ve siber güvenlik konusunda da bilgiler aktarıyor. Yani piyasayla alakalı işte insanlar nelerle ne yapıyorlar vesaire konularında. O bir yayınında bundan bahsetti. Orada da hep beraber böyle nasıl yani olduk. Peki bir şey soracağım. Bu Gmail ile mi alakalı sadece yoksa? Benim bildiğim sadece Gmail ile alakalı ama belki hani Gmail'den sonra diğer mail adresi falan da yaygınlaşmış olabilir. Yani mesela atıyorum senin şahsi domaininde böyle bir şey direkt sıfırdan gelen bir şey yok. Hani protokolle alakalı şahsi, değil. Benim şahsi domainim de burada şey domain var üzerinde durduğu için hiçbir şey diyemeyeceğim. Teleporter'ı buldum. Dersen çalıştırabilirsin. Altıyor. Biraz para harcayayım. Ben de bulamadım para alacak bir şey ya. Neyse ya böyle sevimli şeyleri var Google'un. Google'un daha bambaşka şeyleri de var aslında da. Bir sonraki bölüme. Hepsini artık böyle bir başka anda bölüm konusu, şey başka videonun konusu. Artık. Ne peki? Anlat şimdi. Bakayım. Ben daha biliyordum böyle. Normal hayatta, günlük hayatta asla işimize yaramayacak ama bakayım derken beynini açtı, Ctrl F'ye bastı. Saat de geç olmaya başladı ya, kafam şey oldu. Mert az önce açtı, ben bütün canımı shield'a çevirdim. İyi mi kötü mü bilemedim. Bilmiyorum ben de. Göreceğiz. Regenim olmayacak mı artık? Ya da daha farklı bir rejimim olacak. Ben yine dünyanın sonundan geliyorum dostum. Sanırım artık benim için regeneration yalan. Olabilir. Heal'lanmıyorsun belki, sanırım. Belki healing bile yalan. Aa dur gerçi biraz canım arttı. Öldü. İşler oluyor Taylan. Ömer'in bir canım kaldı. Sen bir karizmatik görünüyorsun uzaktan. Ben böyle. Tam çıkan her şeyi aldın mı Halep'ten? Aha. Afiyet olsun. Sağ ol. Bir şey çıkmadı ki ama. Kullanmıyorum zaten. Nasıl teleporter iki tane item vermiş olması lazım.
tanesini aldın galiba. E tabi. Ya ama bir tanesi şey zaten şu Beedle. Sayılmaz o. Peki. Geçiyoruz. Olur. Bu yazıdır ya. Şu an satılacak bir şey var. O item değiştirmeli. Ya ne güzel ses çıkartıyor. Bu şeyle Gmail'in kullanımıyla alakalı. Direkt inbox'ın kullanımıyla alakalı. Maillerini ne kadar sık kontrol ediyorsun ama kişisel maillerin, iş maillerinden bahsetmiyorum. Haftada bir belki. Hiç böyle şey oluyor mu? 200 tane okunmamış mail. Sürekli. Her zaman. Nasıl temizliyorsun? Tümünü seç. Tümünü sil. Tümünü seç dediğinde o sayfadaki 50 tanesini seçiyor. Yok yok. Onun bir şeyi vardı ya. Onu yapıyorum işte, bir şekilde nasıl yapıldığını hatırlamıyorum. Şeyden, arama çubuğundaki filtreler kısmından okunmamışları seçip onları filtreleyip onun için ayrı bir filtre oluşturup okunmamışları tek bir yere toplayıp tek bir klasör halinde okunlu sayfa ya da çok mantıklı. Geçeyim mi diğer tarafı bu arada? Sen geç. Alacağını aldın mı? Geç. Geç öyle. Geçen ay sanırım öyle bir toplu silme yaptım. Uzun bir zamandır bakmıyordum. Zaten şahsi mailime atılan mailler şey olmuyor genelde. Ne bileyim, işe yarar bir şey olmuyor genelde evet. Zaten. Yani mutlaka bir yerden gelen saçma sapan bir reklam oluyor. Unsubscribe butonları da işe yaramıyor. Aynen. Aha Mert, yeni karakter açtık. Böyle stage abi. 30 tane bölüm oynamak yetiyormuş abi. Yine sadece İki tane uzunmuşla. Aynen, aynı düğmeye basabilmen. Sık 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 şey duyuyor musun? Beni kovalayan şeyin sesini. Mert bu ne? Neredesin? Şuraya bir geri sayım var bak. Geri çok geri saymış ama. Bunu zamanında gelememişiz. 10. dakikaya kadar geri tutmak gerekiyormuş. Çok geri saymış. Keşke biraz da ileriye dönsaysan. Fazla geri sayın. Ben durun bakayım bir yerde bari. Bu şey olayı unsubscribe abi, söyleyeyim öndeki elimeyi ya. Unsubscribe olamadığın mailler beni mahvediyor. Kesinlikle. Zaten yasa dışı şu anda. Abi öyle ya bak, bir haftadır falan, belki iki haftadır bir tanesiyle başım dertte. Big Lots diye bir şey, yani asla üye olmadım, asla ben kendim takip olmadım. Saçma sapan bir şeyin, alışveriş sitesinin reklamı gelip duruyor. İnanılmaz indirimlerimiz, şöyleyiz böyleyiz diye. Yani çıkmaya çalışıyorum şeyden, bültenden. Tamam diyor, çıktım diyor. Gidişin bizi üzdü ama umarım geri gelirsin diyor. Aha. Onu yine mail atıyor. Her gün periyodik olarak. Yazık, üzüntüden ablasını kaybediyor. Çıkıyorum. Abi yani elin robotu üzülmesin diye yani ben sürekli günde 4 tane mail alıyorum. Bir de şey, bizim buralarda aşırı yaygın dolandırıcı mailleri. Şimdi şeylerin mail hizmetlerinin, işte Google'ındır, ne bileyim Hotmail'in falan filan. Kendi şeyleri var. Dolandırıcı şeyleri ayırt etmeye yarayan bir takım özellikleri var. Senin için onları baştan böyle bir defa şöyle bir kontrol ediyor mail sana gelirken. Diyor ki yani bu dolandırıcıya benziyor deyip senin spam kutuna atıyor. İstenmeyen postalarına falan atıyor. Gereksizleri atıyor, bir şey yapıyor. O kelimelerin de hani şeyi 3 aşağı 5 yukarı biliniyor. Hani listesi. O kelimeler de hani şey gibi değil. İşte Nijerya prensi falan filan gibi. Nijerya prensi falan gibi değil de kombinasyonlar daha çok. İşte, atıyorum. Yani içinde çok fazla şey geçiyorsa işte bedava bilmem bir şeyi şöyle
sen kazandın, bununla tıklayan 1 milyoncu kişiydin falan gibi. Artık yalan olduğu her yerinden belli olan şeyler falan onun dışında kalıyor. Ama yani o kelimeler gerçekten demek ki birilerini Tonga'ya düşürmeye yarıyor ki. Bana sürekli mail geliyor ve bu maillerde yazan şeyler aşırı komik. Mesela you won yazacak. Tamam mı? You won binden bir şey alacak. Won'un O'sunu sıfırla yazıyor. Büyük harflerle yazıyor. O'yu sıfırla yazıyor ki şeyin dışında kalsın. Blacklist'in dışında kalsın. İşte iPhone kazanıyorsun. iPhone'un iyisini ünlemle yazmış falan. Her ünlemle yazmış bu. İspanyolca'daki. Bunlardan ben muhtemelen abi günde 10 tane falan alıyorum. O kadar. Yani ve beni bunlara satan yerin son okuduğum okul olduğuna öldüm inanıyorum. Benim bir tane ciddi e-mail adresim var. Bir tane de Patrick'ten e-mail adresim var. Okula ciddi veriyorum. Yani, tabii. Hani güvendiğim yerlere ciddiliği veriyorum. Ve ciddiliğe geliyor. Belki haber ciddidir Mert. Yani benim okuduğum buradaki okul bir tık da şey olduğu için paravan okul gibi oldu. O ne abi, bununla nasıl savaşabilirim ben? Allah kahretsin ya. Ben tek başımayım, sen farkında mısın? Nerede yaratık? Boş asla boş bilemeyeceğiz. Umarım bakmaya kalınlar. Abi umarım gelmez bir daha, değil mi? Abi hiye basıyorlar. Ustam yani ustam ölmüş, ben basarım. Birbirlerine basıyor healer'lar. Yok öleceğim zaten de. Yok GG. Niyet. Ya yani soğanlardan çıkan eşyalar genellikle oyunu bozuyor. Yani iyilikten çok kötülüğe sebep oluyor. Bir dahakine biraz daha... Abi iyilikten maraz doğar ya. Vallahi yani. Ha, önünden tren geçti. Ya önünden tren geçti ya. Yani. Bak şimdi ne yapacağım. Çık lan dışarı. Hiçbir işe yaramadı. 3 vurdu. 10 tane 3 vurdu. Ha gerçi hala vuruyor. 8-8 canı gidiyor. Evet, o da bir şey. Allah aşkına ben size ne yapayım ya? O bin geç şunlara. Aha. Doğru ayakkabıları giymişsin bugün. Gerçekten. Bugün evden doğru ayakkabıya çıkmışım. Hanginiz veriyor heal'ı? Bana bak. Ben seni döverim. Gerizekalı. Abi Q sağlammış ya. Q sağlam gerçekten de. Yani. Ah. Nasıl öldüreceğim ya? Beni kim ittiyse teşekkür ederim. Abi çok fena şunlar ya. Yeah. Şu zıplayan fareler. Bir şey diyeyim mi? Bence bu Dune'dan alıntı bir şey bu. Harita. Hem zıplayan şeyler muaddip. Ondan sonra Sandworm falan. Aynen. Şey yapmışlar, Dune'un haritasını almışlar. İlk beyaza boyamışlar. Photoshop'ta. Ctrl-F bul ve değiştir. yeni mekanimiz var. Ya. Engineer. Bouncing grenades. Engine araştık. Pressure mines. Bubble shield. Mertucuğum, bugünlük bu kadar diyelim mi? Tabii. O zaman söyleyeceğim bir şey var mı evinden bizi izleyen arkadaşlara? Herkes evinden bizi izlesin. Aa. Herkes dışarıda da bizi izlesin. Okulda izlemeyin, okulda dersinize çalışın. İş yerinde izleyin. Kimse. Lanet olsun patronlara. Kendisini evinde izlediği videolarla
Test etmesin. Test etmesin de neyin? Sınamasın. Sınamasın. Kimse yok, sizi... Yok, sınasın. Allah izlediniz. Seni ha. O küçücük... Telefonunda. Allah seni o izlediğin küçücük pornolarla sınasın. Nasıl? Neydi o? Neydi Seda Sayan'ın dediği şey? Allah i̇şte senin karılarınızın çektiği küçücük pornolarla mı sınıyordun? Adam süresiyle dalga geçiyor. Neyse. Kendine iyi bak Mertocuğum. O zaman herkes kendisine iyi baksın. Yanındakinize iyi bakın. Önce kendinize, sonra yanınızdaki maskesine iyi bakın. Ve insanlara kimlik sorun. Ve insanlara kimlik sorun. Daha sonra ne kadar genç olduğuna şaşırın. Aynen öyle. Aynen öyle. O zaman iyi günler, iyi akşamlar ve iyi başka şeyler herkese. İyi bayramlar. Aa, hayırlı cumalar. Bayram değil artık galiba. Bayram mı? Ne fark eder ki? Bugün bayram o zaman. Ya. Aa, bugün burada bayram, tamam. Fark etmez. İyi bayram. Yani. Kapatıyorum. Bam.